Amerika kanallarına selamlar. Sonunda ofisimize kavuşmuş bulunmaktayız. Hemen yani açıklayayım. FIFA kariyer geliyor bu hafta. Hiç sıkıntı yok. Güzel bölümle arayı kapatacağız. Bugünün gündem haberlerinde Battlefield ile ilgili bir iki haberimiz var. Ardından RDR konuşacağız. Oradan da bayağı bir detay geldi çünkü. Ardından Beyond konuşacağız. O Beyond'un ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi Battlefield ile ilgili haber şu. Bu sene Battlefield oyunu geliyor. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Battlefield 5 ile ilgili bir ekran görüntüsü çıkmıştı daha önce. Acaba hani ulan bu mu gelecek falan diye. Fakat 2-3 kaynaktan da şöyle şeyler geliyordu. Bad Company 3 bu sene gelebilir. Hani Battlefield 5 seneye, bu sene Bad Company 3 çıkacak diye muhabbetler dönüyordu. Vietnam döneminde geçeceği söyleniyordu falan. Kendisini bir çalışan olarak atlettiren, yani DICE'da çalışan, oyun yapımcısı firmada çalışan atlettiren bir arkadaş Twitter'da Battlefield bu sene Bad Company 3 çıkaracak demiş ve göz kırpmış. Hani bak böyle yapmış. Kıpsı yapmış. Fotoğraf mı atıyor? Yok, yazı. Şey koyuyor. Yazı yani Battlefield oyunu, bu seneki Battlefield oyunu Bad Company 3 demiş böyle. Gözünü de kırpmış. Fakat arkadaşın bir çalışan olup olmadığı konusunda fikrimiz yok. Yani kendisi öyle iddia ediyor. Daha önce de iddia ettiklerine rağmen çalışan olmayan bir sürü insan görmüştük. Ama bakan arkadaşlar DICE'dan, şirketten takip edenlerin olduğunu söylemiş adamın kendisini. Ve enteresan tarafı şu, adam tweet'i kaldırmış. Şimdi çalışan olmasa veya başka bir şey olsa yaptırımla tweet'i nasıl kaldırtırsın bilmiyorum ama tweet'i kaldırmış herif. Belki daha profesyonel çalışıyordur. Değil mi? Hani öyle algı yaratıyor. Söylentileri de kendi yaratıyor, tweet'i de kaldırıyor. Daha önce de başka bir YouTuber var, Battlefield'la alakalı böyle devamlı ilgiler paylaşan. O da Bad Company için bir yıl geleceğini söylemişti bundan 1-2 ay önce. Yani hani doğrular nitelikte birkaç haber çıktı. Neyin gelip neyin gelmeyeceğini göreceğiz. Bu yaz aylarında 12-13 Haziran tarihinde belli olur adamların ne yaptığını edeceği ama Bad Company 3'ün gelmesi açısı pek çok Bad Company seven adam var yani. Hala evet, bayağı her Battlefield adını duyduğunda acaba Bad Company mi diyen çok insan var. Ben mesela bu kadar sevildiğini bilmiyordum Bad Company serisinin. Ben çok böyle içli dışlı olduğum bir seri değil ama ilk hikaye denemelerinden bir tanesiydi Bad Company. Hani o açıdan biraz daha aşinalığım var ama hani çok online oynayan bir insan olmadığım için yıkılma fiziklerinin çok ön planda olduğu bir oyunda ilk çıktığında. Ama bu kadar seveni varsa tabii gelmesi çok şaşırtıcı olmaz yani. Vietnam dönemi de güzel bir dönem bence ya geçebilmesi için. Bakalım. Yani ya genelde aslında çok da girmezler Vietnam meselesine ya. Yani o ya şimdi şey var tabii ki dönem de değişti. Ya 2000'lerin başındaki gibi de değil. Gerçi Vietcong falan vardı. Evet. Hani her ne kadar anlatısı birazcık sıkıntılı bir oyunda olsa. Şimdi dönem olarak farklı dönem olduğu için hani Amerika'yı eleştirmek ya da işte ne bileyim başarısızlıklarını evet öne çıkartmak biraz daha satmaya yönelik bir şey hamle olduğu için olabilirmiş gibi geliyor. Bakalım yani biraz gerçeğe yakın, gerçekçi bir şey de bekleyebiliriz gibi geliyor bana eğer öyle olursa. Acaba hikaye modu falan gibi, hikaye modunu kaldırma gibi bir şeye girecekler mi onlar? Zannetmiyorum ya. Call of Duty o kafaya yaklaşmaya başladı gibi haberler çıkıyor hikaye modu olmayacak diye ama Battlefield'da yani onlar devamlı tutturmak bir formül aramaya çalışıyor. Çünkü harifler şeyi de gördü. İşte Titanfall örnekleri falan var. Hani hikayesiz olunca yani insan az da olsa bir hikaye görmek istiyor. Biz arıyoruz da hani satışlar aksini söylüyorsa dönebiliyorlar. Bilmiyorum. Adam, tabii alanların büyük çoğunluğu multiplayer için alıyordur ama bir hikaye yani, Battlefront'ta yani bile yaptıkları için hani iyi kötü. Evet. Artık ne kadar şey olsa gene ona benzer de olsa bir şey bulunacaktır. Bir single player muhakkak bulunacaktır. Hele Bad Company ise kesin bulunacaktır gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Tek merak ettiğim şey şu, o microtransaction olayından Battlefront'da çok çektiler. Acaba Battlefield'da onunla ilgili nasıl bir yaklaşım yapacaklar? Onun için takip edeceğim bir film. Akıllandı diye duruyorlardı. Öyle mi? Yok, kendileri de söylüyordu bayağı akıllandı. Yani, söylüyorlar. Dersimizi aldık falan diye de. Artık o ders ne kadar alındı bilmiyorum yani. Pahalı bir ders oldu. Şimdi RDR2'den bir fragman çıktı. Beraber seyrettik, bir reaksiyon da gösterdik. Yani çok da reaksiyon gösterdik. Böyle baktık falan ama oyunla ilgili ardından birkaç tane yerden de bilgi geldi. Şöyle bilgiler geldi. IGN'in editörleri mesela oyunu oynamış. Bir iki yerde röportaj yapmış. Röportajdan çok enteresan şeyler gördüm. Ben şey konusu çok iddialı adamlar. Ya yaptığımız en iyi açık dünya oyunu olacak diyorlar. Gerçi hani normal lifler hep üstüne koymak istiyorlar ama şu tarz detaylar mesela çok hoş. Yani diyor ki adam, o kadar açık oyun yapımcısı söylüyor bunu. Hani o kadar her şeyle etkileşime girebileceksiniz ki mesela bir eve girdiğiniz zaman çekmeceden mücevher çalmaktan tutun da yerde bulduğunuz ufak bir çantanın içinden bir şey almaya kadar hani gördüğünüz her şeyle etkileşime girme şansınız olacak. Dekor olmayacak hiçbir şey diyor. Bir enteresan nokta da şu mesela. Görev yapısını galiba değiştiriyorlar. Şimdi normalde görev yapısı nedir? Yan görev vardır, ana görev vardır. Gidersin, yaparsın ya. Bu algıyı kırmak istiyorlarmış açık dünya oyunda. Yani yaptığınız her şeyin ana görev, yan görev olarak algılamadan aslında oyuna bir her katkısı... Her şey oyuna hizmet ediyor. Evet, deneyime bir katkısı olduğunu düşünmenizi istiyoruz diyor. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Rastgele çeteden biriyle konuşurken, rastgele öyle hani muhabbet ederken o rastgele konuşmanın sonunda banka soygununa kadar giden bir macera çıkması gibi. Hani neyin yan, neyin ana görev olduğunu bilemediğin böyle biraz daha kompleks bir yapı üzerine çalıştıklarını evet, söylüyorlar. Yani gerçek hayata biraz daha yaklaşmak istiyor. Çünkü öbür türlü illaki bir soyuyorsun. Yan görev simgesi çıkıyorsa
ellemiyorsun yani. Dolayısıyla gideyim bakayım diyorsun. Ya aslında böyle bir oyunda gereken de bir şey bir nokta. Çünkü hani ne yapacağını bilmek istiyorsun sen. Bu yaptığım şey neye hizmet ediyor? Bilmek istiyorsan bu algıyı kırabilirse Rockstar kırar diye tahmin ediyorum. Çok kolay farklı farklı bir deneyeceği bir şey değil yani. Tabii karşılığında çok ıvır zıvır şeyler de yapmamaları gerekiyor ki hani sıkılmayalım. Ya orası öyle. Yani yaşayan bir dünya kurmak adamların çok iyi becerdiği bir şey. Ama bunu yapabilirlerse yaşayan dünya seviyesi atlamış olur gerçekten. Yaşayan dünya kurmak evet adamların işi ve başarılı biçimde kuracaklarından da hiç şüphem yok ama yapmaya çalıştıkları şey yine yaşayan bir dünya kurmaktan ziyade oyuncunun tecrübesini de değiştirmek. Yani kimisi vardır yan görevi önce kaçar. Evet. Ben özellikle yan görevleri yaparım önceden falan. Hani bunu nasıl aşacak? Evet yani çok güzel bir hani tasarım olarak, oyun tasarım olarak çok güzel bir oyun olabilir ama oyun tecrübesi olarak oyuncuya ya ben bunu istemiyordum dedirtilecek bir şey de olabilir. İşte ben ondan normalde korkarım başka firma yapsa. Hadi lan oradan olur. Ama Rockstar yaptığı zaman diyorsun ki yaparsa bu adam yapar. Aynen öyle. Yani. Ki hep bu zamana kadar açık dünya oyunlarında devrim yaptı herifler açıkçası. Kesinlikle. Gene yapabilirlerse oyun dünyasında açık dünya algısını değiştirebilirler belki. Bir de şey deney, yani öyle bir haber mi gördüm göz ucuyla? Söyleyen ben yani. Hani deneyen birileri olmuş zaten oyunu ve oldu. PlayStation 4'te yani gördüğümüz en güzel gözüken açık dünya oyunu diye. Evet, daha şeymiş bu, daha cila alınacakmış ya. Yani. Evet, IGN editörleri öyle bir iddiada bulundu. Ha yani. Değil mi? Onu doğru. Gördüğümüz en güzel grafikli oyunu aynı. Yani hani ne gördüyseniz o yani bayağı iyi sağlam diyorlardı yani. Atmosfer açısından falan. Zaten hani ben çok inanılmaz olacağını düşünüyorum görsel anlamda. Ki fragmanlar bile inanılmaz gözüküyor gerçekten. Ki hepsi oyun içi grafik motoruyla hazırlanmışlar. O IGN editörlerinde şöyle bir iki muhabbet vardı. Daha sonra şöyle bir iki nokta yakaladım. Şimdi hep diyoruz ya Rockstar kimin sunumunda çıkartacak? PlayStation'da mı çıkartacak, E3'te gösterecekler mi oyunu, Xbox'a özel bir şey mi yapacaklar diye. Eğer oyunu IGN editörlerine PlayStation 4'te oynattılarsa büyük ihtimalle gene Sony ile anlaşmaları var. Emin değilim ama şöyle biliyorum ben. Tanıtım aşamasında PlayStation'la anlaşmalılar diye biliyorum. Yani, oyunun tanıtımı onun üzerinden yapılıyor gibi. Ayrı bir anlaşmaları var gibi okumuştum. Olabilir. Çünkü PlayStation kanalında da RDR'nin videosu dönüyor. Yani PlayStation kanalında da RDR 2'nin videosu yüklü. Ki oyunun genelde test sürümlerini hangi konsolda oynatıyorlarsa o konsolla genelde anlaşma oluyor. Mesela biz Assassin's Creed'i hep Xbox'a denemiştik. Xbox yani demolarını bilmem nelerini fuarlara gittiğimiz zaman, orijinal gösterdikleri zaman orijinali çünkü Xbox anlaşmaları vardı. Bu tarz bir anlaşma yoksa iki konsolda da gelecek. Tabii ikisine gelecek. PC'ye gelip gelmeyeceği belirsiz ama bence oraya da inşallah. Şey sanırım ya bu arada Microsoft'un kanallarına da yüklendi Reddit'den. Ha yüklendi mi? Ya doğru. Yani gene göz ucuyla çok takip edemedim yoğunluktan bu ara ama sanki orada gördüm. Belki gecikmeli de gelmiş de olabilir. Bilmiyorum ama bir anlaşma değil. Yükleyebilirler sonuçta adamların geleceği bir oyun yani. Bir tane de detay şöyle hoşuma gitti. Belki bu hani at sürmekten zevk alan arkadaşlar için enteresan gelebilir. Oyundaki atlar, mesela oyunda bir atla bağ kurma olayı olacakmış. Hani atınızla bağ kurmanızı istiyorlar ve at ölüyormuş abi. Hani öldüğü zaman da geri gelmiyor. Yani atın ölme durumu var zaten de eğer at ölürse aynı atı bir daha çağıramıyorsunuz. Sıfırdan başka bir atla yeniden bağ kurmanız gerekiyor. Yani kurlar böyle, kim uğraşacak bunda şimdi dedirten cinsler ama adamlar böyle olması konusunda çok şeymiş yani siz bir şey. Yani orada atın ölüş şekli de önemli. Yani böyle hakikaten can çekişen böyle duygusal olarak bize birazcık hani zorlayan bir şeyse evet çok canımız var ama tak diye ölüyorsa alışırsın. Oyun yapımcısının anlattığı hikaye şuydu. Kendisi işte bu özelliği gittikten sonra atla işte birkaç saat oynamışlar böyle bayağı. Bir ormanın içinde at sonra hani ölüme yani ölme vaziyetine geçmiş. Atı iyileştirebiliyor musun bu arada? Fakat onda o medikal malzemeler olmadığı için koşa koşa kasabaya gitmiş. Kasabadan medikal malzemeleri almış. Atın yanına giderken atın öldüğünü fark etmiş. O an diyor acayip üzüldüm diyor yani at öldüğü için diyor. Sonra yanlışlıkla ne oluyor lan? Sonra yanlışlıkla anlatma bunu diye mesaj geliyor. Yanlışlıkla ıslık düğmesine basınca ölen at geri gelmiş tekrar ama bakmış hata almış. Diyor ki o an tüm duygular içine sıçıldı diyor yani adam. Hani ne duygusallık kaldı ne bir şey kaldı o an karar verdik yani şey olsun diye. Hani bu oyun böyle olması, ölen atın ölmüş olarak kalması daha hiç oyuncu için böyle yani duygusal bir etkileşim yaratabilir demiş adamın kendisi. Acaba at bulmak kolay olacak mı öldükten sonra? Ya vahşi batı salla bir tane kapçı gel git veya satın al bir tane. Ama işte zırt pırt da ölüyorsa da ha işte. Şey ver 10 dolar ver direkt seni sever at gelsin falan böyle. Direkt son bağ kurulmuş yani falan zırt böyle. Zırt pırt ölüyorsa duygusallık yine kalmaz. Zırt pırt öleceğiz. Gezer falan dersin geçersin. Nasıl olsa yenisi gelecek biliyorsun. 5000 tane atla bağ kurmuşsun böyle şeyler. Bağ yani. Kurmak için bir süreçle geçmesi gerekiyor ya. Onu yedirirsin içirirsin. Aynen öyle bağ nasıl olur ben de merak ediyorum. Zelda oyununu da hatırlıyor musun? Atla bağ kurma olayını. Kafasını okşuyordun iki kere o kadar. Okşayınca hoşuma gidiyordu da özel bağ kurmuyordum. Ama özel bağ kurmak diye bir şey yoktu. Hani 3 kere kafasını okşayınca bitiyordu oydu. Full bağ oydu yani. Hani tek kafası. Yani. Bir saniyede atta kanka oluyorsun falan böyle kafasını okşayınca. Mesela Zelda'da ben at üstünde değil de normal yay olarak yürümeyi daha çok seviyordum. Çünkü tırmanıyorsun onu yapıyorsun. Ama RDR'de engel oldu da Red Dead'de öyle değil ama. At senin hakikaten vazgeçilmez bir parça. Valla merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şu dikkatimi çekti. Ekran görüntülerine bakıyorum. Bir sürü John Marston'ın ekran görüntüsü çıkmış. Evet, silahlı falan ateşlerken. Aklıma şey geldi. Acaba şöyle bir twist olabilir mi? Metal Gear 2'deki gibi. Benim de aklıma geldi ama şöyle bir açıklama yapmışlar.
sürpriz bozulmak için aklıma, olabilir. Önce aklıma geleni söyleyeyim de. Söyle. Yani Alec şey, şu an hani bizim karakterle oynuyoruz ya, Morgan. Morgan. Alex Morgan mıydı, hatırlayamadım adamı. Ben de unuttum ben. Arthur Morgan. Ha, Arthur Morgan. Onunla başlayıp acaba oyunun ilk bir iki saatten sonra patlıyor John Marston'la. Hani evet, ona bir şey olup böyle John Marston'la oynayacakmışlar aslında, yıllarca bize söylememişler, bu gerçek gibi bir şey mi olacak diye merak ettim. Ya benim de aklımdan o geçti ama röportajda şunu çok net söylemişler mesela. Evet, GTA'da böyle bir şey denemiştik, üç karakter arasında değişim, ama bunu şu an Red Dead'de düşünmüyoruz. Bu Morgan'ın hikayesi demiş. Sonraki oyunlarda belki yaparız demiş ama... Aa, hani yine üç karakter olmayacak ki. Bir, aslında bir karakter olacak. Yani Morgan ölecek, yerine John Marston'la devam edeceğiz gibi bir şey var. Ya, en olabilir. En kötü şu olur ben söyleyeyim. Arthur Morgan'ın oyunu bittikten sonra John Marston'la belki, yani oyunu bitirdikten sonra belki John Marston'la bazı ekstra şeyler yaparız ya, çünkü falan. Çünkü bir yerde oynamamız gerekiyor gibi gözüküyor. Yani... Ya bir de karakter olarak da tipleri falan daha... Arthur Morgan çok düz bir adam değil mi? Yani ne bileyim, böyle kalıplı, hani bir şey yok. John Marston'a bakıyorsun mesela, fotoğraflara da bakıyorum. Aynen. Karizma abi John Marston'da, yürüyen bir karizma yani. Çok böyle şablon bir herif öbürü. Çok evet, düz yani. Böyle kusursuz gibi, öbürünün hatları, çizgilerden daha fazla yaşanmış detay var. Hani daha suratına baktığında bile hikayesini okuyorsun. Bu çok... NPC gibi bir herif Morgan. Evet ya, yolu da görsen bir daha dönüp bakmazsın yani adama. Sen kimsin lan falan diye. Hani bazı karakterler özel olduğunu anlarsın ya, çıktı yani. Ulan bu NPC veya değildi. Bunu anlamamış bir şey ya. Enteresan kısmı, çok önemli bir adammış çetede yani. Bayağı sağ kolu falan. Ve ilk oyunda hiç haberimiz i̇lk yok. İlk oyunda evet, hiç haberimiz yok. Demek ki yani spoiler olmaz herhalde. Ölecek bu adam bu oyunda. Ben ya da geliyorum, kaçıp gidecek bir yere yani. Ölmesi daha mantıklı geliyor. Ya... En sonunda bir yere bağlarlar tabii bağlarlar ama şey var ya. Çok da beklentiye girmek istemiyorum böyle yapmayacaklarına evet, dair ama. Ya bir de şey de var şimdi, hani İlk oyunu yaparlarken biz bunun ikincisini de prekel yaparız falan diye düşünmedikleri yani, için hani sonradan eklenmiş bir şey de olabilir. Evet, ama mesela o da sırıtır yani, çok önemli bir rolü varsa ve ölmüyorsa da ilk oyunda niye bahsi geçmiyor diye de sırıtabilir. Onu yani iyi toparlamaları lazım. Ya işte şeyle bağlarlarsa hani yediği keleğiye bağlarlarsa bir şekilde hani de, yani illa ölmek zorunda değil. Yani şimdi bilip de spoiler vermek istemiyorum. Ben bilmiyorum da yani. Karambol'da bilmek de istemiyorum o yüzden çok şey, ama ya dramatik olarak sen de biliyorsun yani, hani bağlamak çok zor değil dramatik yapı içerisinde onu. Bağlarlar bir şekilde, ben sadece John Marston'la yani oynamak isterdim bu oyunda. Neyse, görücü de tercih meselesi. DLC olarak MLC olarak falan da gelebilir oyun. Ya gerçi Rockstar çok zamandır DLC yapmıyor da. Olabilir. Online yapıyorlar tüm DLC'leri artık adamlar. Yani ki bir de RDR'in online kısmı var, onu da yakında gösterilir oyun çıkmadan önce. Onun da hayvan gibi şeyler yapılabilir diye tahmin ediyorum çok ben. Şimdi son oyunumuz da Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 şu an hani belki izleyicimizden çok takip eden yoktur ama göz hapsini alın. Bayağı büyük bir oyun geliyor aslında Ubisoft'tan. Evet. Biraz böyle hani şu an arka planda kaldı çünkü çok fazla üzerine abanmıyorlar ama yayınlanan videoda mesela gemiyle aksiyona giren, yani No Man's Sky hani muhabbet vardı işte, gezegenler, metegenler falan. Yani gemi aksiyonuna girebilmek, yakın dövüşe girebilmek falan. Yani inanılmaz bir evren kurmuş gibi geldi alanlar bana. Dövüş sistemini falan kısmen gösterdiler. Motion capture yapmışlar, sopayla dövüşler falan. Çok keyifli gözüküyor. Çok keyifli. Eğer çok kritik bir hata olmazsa Ubisoft tarafından hani bayağı hatırı sayılır bir oyun gelecek gibi duruyor. Tek korkum ve merakım şu. Şimdi Ubisoft'un şöyle bir psikolojisi var. Eğer bir oyunu büyük yapıyorsak kesinlikle açık dünya olmalı, kesinlikle de online yapısı olmalı. Bu adamların kuralı oldu yani. %100 bu olacak. Başka türlü olmaz. Ya co-op yapacaksın, ya bir şey yapacaksın, olacak. Normalde Beyond Good and Evil böyle bir oyun değil aslında. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani Beyond Good and Evil'la zaten çok alakası yok. Hiç alakası. Şablon olarak almış. Yani evet, markayı kullanarak kendi kafasındaki bir açık dünya oyunu yapıyor aslında. İki olması bile enteresan yani. Beyond Good and Evil 2 ilk oyunu bilmesine gerek yok bu arada oynamak için diyorlar. Hani ilk oyunun öncesine geçecekmiş zaten. Şimdi gördüğüm kadarıyla ve anlatılan kadarıyla kendi chatinizi oluşturabiliyorsunuz co-op olarak. Mesela sen uzay gemini alıyorsun, ben gemimi alıyorum. Tek bir şeyde birleşiyoruz, chat'e oluyoruz aslında hepimiz falan. Bir mürettebat yapabiliyorsunuz işte. Mürettebatların işte özellikleri oluyor. Mesela bir tanesi medik basıyor, bir tanesi bir şey basıyor. Kendi kaptanınızı yapabiliyorsunuz. Yani bunların hepsini karakter olarak da hazırlayıp tasarlayabiliyorsunuz falan. Bayağı şey gibi geldi bana hani. Ya Beyond Good and Evil'ın bahsedilen özellikleri hep hani hikaye, işte aksiyon, macera türü falan. Burada hep şey böyle online, chat'e kur, bilmem ne falan. Onlar biraz soru işareti oluşturdu kafamda. Acaba güzel bir şey çıkacak ama bize mi hitap etmeyecek diye bir korkuyorum. Ama umarım yani şey düşünmüştür. Çünkü bu oyunu yapan abi hikaye anlatmayı seven de bir abi. Ve şöyle söyledi mesela, bir sürü gezegen, bir sürü sistem yapmayacağız ama yaptığımız her gezegenin ve sistemin hikayesi girdiğiniz zaman işte yaşanmışlıklarını anlayabileceksin. Yani bomboş olmayacak diyor No Man's Sky. Evet, bunları her zaman söylüyorlar tabii her oyunda ama evet, bakalım çıktığında artık. Yani şeyden çıkmak falan çok güzel. Uzay sisteminden çıkıyorsun, böyle onun videosu vardı bir ara. İşte gezegenden çıkıyorsun, sisteme giriyorsun falan. Bir loading yok, hiçbir şey yok böyle. Hepsini görebiliyorsun yani. Hepsi tamamıyla şey hazırlanmış durumda orada. Bunu hissettirebilmek büyük başarı. Tabii ne zaman geleceği falan belirsiz ama. Şu an çok erken ama hani net bir şekilde sevmediğim bir şey varsa bu oyuna ilgili, o da karakterlerin. Yani tasarım olarak tipleri çok bana uzak geliyor. Bir türlü ısınamadım o
maymun ve Jinx bir abla var. Abla var, evet öyle. Hani, yani çok fazla böyle artistik, karikatürize yani, çok karikatürize geliyor. Bakalım nasıl yedirecekler şimdi. Ama baktın oynarken sevebilirsin yani, bu işler belli olmaz. Belli olmaz. Yani ben özellikle aksiyon kısmında nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Çok hoş duruyor çünkü. Bir tane böyle uzun bir gameplay videosu gelsin, bir sürü insan da hype'lanacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de. Ki bu yıl bekliyorum gene E3'te Ubisoft'tan böyle bir şey paylaşmaları da. Efendim gündem haberlerimiz bu kadardı. Bakalım Bad Company 3, RDR 2 ve Beyond Good and Evil 2 bizlere ne gibi şeyler gösterecek? Bunların hepsi de devam oynuyormuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.